Efendim herkese hayırlı günler, sevgiler, selamlar. Selamların en güzeli siz değerli izleyicilerimizin üzerine olsun diyoruz. Bugün mutfağımızda Eczader'i ağırlıyoruz. Eczader ne için kuruldu, neden kuruldu, bu fikir neden ortaya atıldı ya da faaliyetleri nelerdir merak ediyor musunuz? Çünkü çok güçlü, çok da güzel bir ekibe sahip Eczader. Bugün Zehra Tarı hanımefendi bu Eczader fikrini ortaya atanlardan, hem kurucularından hem de şu an yönetim kurulu üyesinden bir tanesi. Zehra Tarı hanımefendi mutfağımızda Eczader'e ait bütün konulara tek tek değinecek ve lezzetleri hazırlayacak. Dilerseniz gelin şöyle bir bakalım bize neler pişiriyor Zehra Hanım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün çok değerli bir kuruluşla birlikteyiz, Eczader'le birlikteyiz ve yine Eczader'in kurucu üyelerinden Sayın Zehra Tarı hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizin gibi böyle güler yüzlü bir hanımefendiyle program yapmak onur verici. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli Akit izleyicilerine ben de merhaba demek istiyorum. Sizin konuğunuz olmaktan şahsım adına ve Eczader'li meslektaşlarım adına onur duydum. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi değerli hanımları burada görmek bizi mutlu ediyor. Sağ olun. Eczader çok güzel bir kuruluş. Çünkü biz sizin faaliyetlerinizde de olabildiğince, imkan bulabildiğimiz sürece gelip yerinizde görmek de nasip oldu. Gençlerimize de kol kanat germişsiniz. Evet. Bu mesleği de çok ileri seviyelere götürmeye karar vermişsiniz. İnşallah. Ve amaçlarınız doğrultusuna İnşallah. Devam ediyorsunuz. Ancak Eczader nedir ve nasıl oluştu? Birazcık anlatabilir misiniz? Eczader 1995 yılında kuruldu. İstanbul merkez. Kuruluş gayesi nedir? Şimdi çok eskilere gidersek Türkiye'de tesettürlü bayanların mesleklerini icra etmelerinin zor olduğu dönemlerde birlik olmak ve beraber olmak ve güçlü olmak gerekiyordu. Mezun olduktan sonra her birimiz eczanelerimizi açtıktan sonra parçalanıyoruz ve çalışan bayan olmak, anne olmak, evli olmak, hepsini bir arada yürütmek zor. Birbirimizle çok fazla görüşemediğimiz için sorunlarımızla baş başa kalıyorduk. Sonra neden beraber olmuyoruz ve bir dernek çatısı altında toplanmıyoruz, daha güçlü ses vermiyoruz diye ortak bir karar aldık. Ve kurucuları sadece bayanlardan oluşan Eczacılar, Dostluk, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği'ni kurduk. Derneğimizin hedefi sorunlarımızla birebir mücadele edebilmekti. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle birbirimize yer bulma anlamında, toplu ilaç alımı anlamında, işte Çeçenistan'da, Bosna'da mağdur kardeşlerimize yardımcı olabilme anlamında bir elin nesi var, iki elin sesi var, dan yola çıkarak Eczader güzel çalışmalar yaptı. Türkiye'de merkezinde yine İstanbul'da eczacıların, Eczader üyelerinin bağışladığı ilaçlarla bir Eczader eczanesi kurmuştuk. Ve o eczaneden ilaç almak ya gücü yetmeyen mağdur insanlarımıza, diğer sivil toplum kuruluşlarından referanslılarsa eğer ve reçeteleri de varsa ücretsiz ilaç temini de yapıyorduk. Dediğim gibi afet bölgelerine ve savaş bölgelerine çok güçlü ilaç yardımlarımız oldu. Maşallah, aynen. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz İstanbul'da yalnızdılar. Onlara gerek hani bir abla gibi, anne gibi evlerimizde sohbet programları, yemekler, çaylar tertip ediyor, geziler tertip ediyorduk. Staj yapacakları yer bulamıyorlardı. Herkes onları staj için kabul etmiyordu. Onları staj yapacakları alanlar temin etmeye çalıştık. Eczane açtıklarında da birebir yanlarında gidip depolardan daha uzun vadeli, daha güçlü alımlar yapmalarını sağladık. Amacımız, hedefimiz buydu. Yine SSK'nın devreye girmesiyle beraber eczacıların sorunları biraz büyüdü. Halkımız için çok güzel sağlık politikaları oldu ama arka planda emekçiler, biz emekçiler bayağı mağdur olduk.
bazı yönetmelikler, indirimler bizleri mağdur etti. Bununla ilgili yine dosyalar hazırlayıp Ankara'da bürokrasiye götürüp sorunlarımızı çözme yönünde Eczaderin çabaları ses oldu. Ses aslında. Bir aynen. Sesi. Yani mesleki bir dernek. Meslek adına ne yapabilirsek. Ama tabii bu arada birlikte gezilerimiz, yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz de oluyor. Kaynaşma amaçlı. Bölgelerdeki eczacılarımızın birbirleriyle dostluklarını pekiştirme anlamında. 95'ten bugünlere kadar. Geldik. Gitmeye de devam ediyor. Gitmeye de devam edeceğiz. Rabbim yolunuzu açsın inşallah. Açık etsin. Daha ileriki programlarınıza, daha ileriki yıllarda genç kardeşlerimiz de burada gelip, genç eczacılarımız var bizim. Şu an mezun olmamışlar, öğrenciler ama onlar da kendi aralarında çok aktif. İnşallah genç eczacılı kızlarımız da burada sizin televizyonunuza evet. konuk olurlar. İnşallah biz canlı gönülden onları destekliyoruz ve bekliyoruz. Çünkü eczacılar gerçekten bu konuda çok iyi. Özellikle de gençlere destek olma, onlara ufuk açma, yanlarında evet. olabilme konusunda. Çünkü şu an eğitim sürecinde oldukları için bir de bunun bir tık ötesine olacak, ticaret olacak. Aynen. İster istemez orada kendilerini artık bir yönetici konumunda hissedecekler. Gerek müşteriye tavır, gerek oradaki arka plandaki bilgi birikim, ister istemez ticaret ayrı bir Aynen. şey. Hepsini yönetmek zorunda kalacaklar. Kesinlikle. Ve sizin gibi bir ekiple buluşuyor olmak, sizin gibi bir ekibin onların önderi olması bence çok güzel olmuş. Bence bunu de çok şanslılar. Bütün meslek gruplarına tavsiye evet, ediyorum. Bence de gerçekten. Çok şanslılar. Çok şanslılar. Hem eğitim dönemlerinde öğrenciyken onlara seminerlerimiz oluyor. Hem de dediğim gibi birebir farklı pozisyondaki eczanelerde, işte kurum karşısı eczane, bir AVM eczanesi, elden satışı yüksek, semt eczanesi, farklı eczanelerde farklı deneyimler kazanmaları için her öğrencimize farklı eczanelere yönlendiriyoruz. Ve hepsi her türlü eczaneyi deneyerek nasıl alım yapacağını, eczane açtıktan sonra parasını çarçur etmemesi gerektiğini, sermayesini heder etmemesi gerektiğini ve kendisinin fıtratının hangi eczacılığa daha yatkın olduğunu görebiliyor aslında. Belki kamu eczacısı olacak, belki hastane eczacısı olacak ya da bizim gibi serbest meslek yürütecek. Ama evet. nasıl bir serbest meslek? İşte semt eczacısı mı olmak istiyor, kurum eczacısı mı olmak istiyor, bir hastane karşısı mı olmak istiyor? Deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ne güzel. Bir anne şefkatiyle onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. Maşallah. Biz tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz ki 95'ten bugüne kadar devam evet. eden güçlü bir kuruluş haline gelmişsiniz. Biz tebrik ediyoruz. Seminerler düzenliyorlar efendim. O kadar güzel seminerleri var ki o gençleri topluyorlar. O bilgi birikimlerini paylaşıyorlar seminerlerde. Hatta diğer ilaçlar üzerine tanıtımlar var. Bitkiler üzerine tanıtımlar var. Sağlıktaki yeni gelişmeler üzerine tanıtımlar var. Hiç boş geçmiyor. Hepsi dolu evet. dolu. Ve o oturacak masalarda hiç yer yok. Çok Hepsi şükür. Full dolu. Çok şükür. Çok şükür. Bu sizin başarınız. Teşekkür ediyoruz. Bu sizin ne kadar sevdiklerini gösteriyor. Mesleğine emek veren, mesleğinde dürüst ve ilkeli çalışan arkadaşların oluşturduğu bir çatıyız. Buna evet. çok dikkat ediyoruz. Bu çok önemli. Seçici davranıyoruz. Ve gerçekten bu kalite bence hem uzun soluklu olmamıza hem de kimsenin eczacılara laf söylemeden bugünlere gelmesine sebep oldu. Laf söylettirmemiş ama eczacılar. Laf söylettirmemeye çalışıyor evet. eczacılar. Eczacılar da laf söylettirmemiş. Niye? Laf neye söylenir? Boşluk bulunur. Hata bulunur da söylenir. İnşallah. Laf söylenecek hiçbir boşluk, hata yok maşallahları var. Genelde toparlayıcı olmaya çalışıyoruz. Evet, genelde kucaklayıcı, toparlayıcı, bir anne şefkatiyle sarıcı olmuşlar efendim. Peki bugün bu anne şefkati yemeklere de yansıyacak mı? İnşallah. Ne yapacak bize Zeyra Hanım? Şimdi şöyle, bugün çok kolay bir yemek yapalım istedim. Evet. Çalışan hanımlarız hepimiz. Evet, hepimiz çalışıyoruz. Aynen. Bu çayın yanına da olabiliyor. Yemek, ana yemek olarak da yapılabiliyor. Ve çok pratik. Ben malzemeleri başlayalım saymaya. Başlayalım tabii. Bu arada ne yapacağımız da zaten ortaya çıkacak. Milföy'de baget yapacağız. Bagetlerimizi haşladı Fatma Hanım daha önceden. Hazırlık yaptı. Evet. Hazır garnitür de kullanabiliriz. Ama biz anne eli değmiş gibi böyle hepsini ayrı ayrı haşladık. Gördüğünüz gibi işte küçük küçük patatesimiz var. Küçük küçük havucumuz haşladık. Ve bezelyemiz, dediğim gibi bunlar şey de olabilir, hazır garnitür de olabilir, vaktimiz yoksa. Ve hemen 10 dakikada hazırlayıp 15 dakikada da pişirdiğimizde 25 dakikada en fazla yarım saatte hazır ortaya olacak. Çıkarabileceğimiz bir yemek. Ben 25 yıllık eczacıyım, daha çocuklarıma hiç akşam kahvaltısı vermedim.
Hep yemek yaptınız. Hep yemek yaptım. Yemek yapmayı severim, mutfak terapi gibi. Önemsiyorum da yemek yapmayı ama hani böyle hep dondurucumda hazır şeyler vardır. Hemen birleştirip yapmışken çok çok yapıp numaralamayı cam kalemiyle yazıp şey yapmayı severim vaktim oldukça. O şey mi yani? Bu biliyorsunuz ya, hanımlar çalışır çalışır bir gün tatili vardır. Aslında tatili değildir de o günde evde ne varsa hazırlar, kenara dolaba şöyle yerleştirir. Aynen. Aslında o da tatili değildir. Yani o da evde çalışma günü. Ama işte ona farklı bir bakış açısı kazandırmanız gerekiyor sevebilmek için. Yani ben bugün niye dışarıda değilim, niye hazır yemek yemiyorum, işte haftada bir günüm var, bugün de evde mi kalacağım? Hayır değil. Benim 3 kızım var, bir oğlum var, 4 çocuk annesiyim. Maşallah. Kızlarım da büyük. En büyüğüm 88. Büyük kızım, evli, torunum var bir tane 30 aylık. Maşallah. Bir de burada anneannesiniz. Bir de anneanneyim. Evet. 90'lı bir oğlum var. 92'li bir kızım var. Bir de 99'lu bir kızım var. Kızlarım maşallah bana çok yardımcılar. Biz hep beraber gireriz. Mutfakta her şeyi hallederiz. Hem onlar öğrenir, hem beraber bir mutfak toplantısı yaparız. Ne güzel. Dertler, sırlar. Evet, mutfak güzellikler paylaşılır. Gerçekten. O yüzden hani annelerin kızlarıyla bence mutfakta vakit geçirmeleri için güzel bir ortam. Ben pazar kahvaltılarını evde yapmayı da çok severim. Dışarıda kahvaltı yapmayı çok sevmem, çok nadirdir. Hani böyle rahat eşofmanlarımızla bir pazar kahvaltısı kendimiz hazırlayıp saatlerce mutfak sohbeti yaptığımız oluyor. Yani bayılıyorum ben. Şimdi dışarıya çıkıp yemek yemek elbette güzel. Hani bence çok güzel değil. Getirip servis yapması hani kişiye göre değişir. Arada bir yapabilirsiniz, güzeldir ama evde o eşofmanlarla evde, falan dediğiniz gibi yayıla yayıla bir kahvaltı. Onun tadı başka. O böyle saatlerce sürüyor ya, şimdi devam ediyor. Bir sohbet açıyor. Onun derdi bunun sohbetini destekliyor derken biraz uzuyor. Ben mülfeleri almaya gideyim. Evet. Gidebilir miyim? Alalım. Hemen alıp geleyim. Bu mülföyler çok nazik olduğu için birazcık buzlukta tutalım. Şimdi biraz yumuşamasını bekleyelim. Biraz da yumuşamasını bekleyelim. Onları. O esnada o zaman ben çorbamın ilk olur, aşamasına başlayayım mı Zehra Hanım? Ne dersiniz? Olur. Ben de bir tabak alacağım. Tabii ki ben Zehra Hanım sağ olsun bize güzel bir tavuk sarma yapacak mülföyde. Ben de dedim ki yanına bir çorba hazırlayalım. Çorbamız da benden olsun. Hatta bir de salata yapalım. Destekleyip inşallah güzel bir menü ortaya çıkaralım. Canımızın istediği ne varsa bugünkü menümüzde, canımız ne çektiyse. Arada böyle yapmak da iyi olur değil mi? Kesinlikle. Zaten bu yemekte bir tavuk suyumuz oluyor ya bol bol. Ondan güzel bir tavuk suyu çorbası ya da pilav olabilir ama milföylü olduğu için pek pilav tercih etmiyorum ben. Genelde tavuk sulu çorba güzel oluyor. Sen ne yapacaksın bilmiyorum ama. Ben bugün size hellim peynirli çorba yapacağım. Ben hiç denememiştim. Farklı bir çorba deneyeceksiniz bugün. Hellim peynirli bir çorba. Ben de onu senden öğreneyim bugün. Evet, tereyağı kullanabilirsiniz. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı karışımı da olabilir. Ben bugün öyle tercih ettim. Sıvı yağ, tereyağı karışımı. Buraya bir miktar öncelikle unumu kavuracağım bir güzel. Ardından yoğurt ve un ve bir yumurta sarısından yine bir sos hazırlayacağım. O terbiyeyi dökeceğim. Terbiyeyi kaynatırken süt ekleyeceğim. Kaynattıktan sonra en son içerisine hellim peynirlerimi koyacağım. Bir kalıp hellim peyniri buradaki işimizi görecektir. Peki Eczader'in ilerideki hedefi nedir? Daha nerelere kadar gitmeyi düşünüyor Eczader? Eczader gidebildiği kadar gider. İnşallah. Eczacılık zor bir meslek aslında. Dışarıdan kolay gibi görülse de bir sermaye bağladığınız için hani elinizi verirseniz kolunuz kalır babından bir meslek. Yani hani çok yoruldum, 2 sene izin alayım, 2 sene sonra tekrar mesleğe dönerim yapamazsınız eczacılıkta. Kurduysanız bir de iyi bir yerde kurmanız lazım. Artık eskisi gibi rahat da taşıyamıyorsunuz. Kanunlar bizim aleyhimize, eczacıların aleyhine biraz değişti. Belli alanda, belli metrekarede boş yer bulabilirseniz eczane açıyorsunuz. Ve sıraya girmeniz gerekiyor. O sıra size geldiğinde açmanız gerekiyor. Sık sık değiştirirseniz hakkınızı kaybediyorsunuz. O yüzden çok iyi düşünüp iyi açmanız gerekiyor. İşte burada Eczader'in öğrencilere verdiği tavsiyelerin önemi büyük oluyor. Çok büyük, evet. Memleketlerine gitseler bile bu öğrendikleri ve bizim yanımızda yaptıkları deneyimler onların çok işine yarıyor. Geri bildirimlerimiz o şekilde çünkü. Yani bir sivil toplum kuruluşusunuz, gönüllülük vasıtasıyla gider. Hiçbirimiz maaşla bu derneği yürütmüyoruz. Bu bir sevda. Bu sevdayı meslektaşlarımız taşıyabildikleri sürece gider. Hamdolsun halka büyüyen bir dernek.
Sadece İstanbul'da 350-370 tane üyesi var. Şehir dışında zaten bir sürü elimizden geçen öğrencilerimizle çok daha büyük bir aileyiz aslında. Bu 350 tanesi aslında direkt eczane. Yani evet, kişi ve eczane bağlamına bakmak lazım. Bayan eczacı. Ve bayan eczacı. Oldukça güzel. Birbirlerine destek. Biz bayan ağırlıklı bir derneğiz. Erkek meslektaşlarımıza tabii ki toplantılarımız, beraber hareket etmelerimiz oluyor. Ama Eczacılar Dostluk Dayanışma Derneği genelde bayan eczacılar. Çok da hanımefendi o kızlar ama ya. Evet, o çok yeni tatlılar, gençlik değil mi? Var ya, o nesil. Ben onları orada gördükçe bile mutlu oluyorum. Yani çok hedeflerine adapte olmuş bir şekildeler. Çok da bilinçli yetişiyorlar. Çok bakıyorum. Tamamıyla sadece eğitim olarak tek değil, bir öğretime kendilerini her alanda yetiştiriyorlar. Adapte etmemişler. Her alanda yetiştiriyorlar. İlim bakımından, bilim bakımından, gerek ticaret bakımından, sosyal hayat bakımından. Kesinlikle. Şimdiki gençlik biraz güzel, umut verici. İnşallah. Sizce İnşallah. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Peki gençler ne istiyor? İstediklerine, devletten beklentileri ne eczacılık konusunda? Yani eczacılık bayan ağırlıklı bir meslek. Bayanlar daha çok tercih ediyor. Biz öncelikle çalışma saatlerimizin uzunluğundan şikayetçiyiz. Sabah mesela İstanbul'da biz sabah 9'dan akşam 7'ye kadar çalışıyoruz. Gerçekten çok uzun bir mesai ve cumartesi tam gün mesaimiz var. Hani bunlar cumartesilerimiz nöbet usulü olabilir. Ve eczanelerimiz daha erken kapanabilir, 5.30-6 gibi kapanabilir diye düşünüyoruz. Çünkü sağlık ocakları ya da hastanelerde reçete akışı kesildiğinde artık sadece günü toparlamak, gün içinde yaptığımız şeyleri toparlamakla vakit geçiyor. Yani çok reçete akışı olmadığı için bayan meslektaşlarımız için akşam 7 yorucu. Bizim eve gitmemiz 8-8.30'u buluyor. Bir de İstanbul gibi büyük bir şehirdeyseniz trafikte, trafik varsa sofraya oturmamız, yani en erken 8.30-9 sofraya oturmamız geç bir saat gerçekten. Herkesin evet, artık bir saat sonra uyuduğu bir vakitte biz daha eve yeni gitmiş, ve sofraya yeni oturmuş. Ardından mutfağı oluyoruz. Toparlayacak, çocuğun geri kalan işlerini halledecek, sabah ailenin bütün desteğini yapmış evet, olacak. Evet. Böyle bir düzenle devam ediyor. Böyle bir düzenle devam ediyor ve dediğim gibi hani diğer meslekler gibi ben şimdi yoruldum, 3 sene ara vereyim sonra tekrar devam ederim gibi bir şey diyemezsiniz, yok. Diyemezsiniz eczacılıkta. Ama serbest meslek sahibisiniz, yani eczane açmışsınız. Mesleğimizin şu an klinik eczacılık diye bir bölümü var. Artık hastanelerde hastanın tedavisini klinik eczacılar doktorlarla beraber düzenleyecekler. Çok güzel bir alan oldu bizim için. Hastanelerde daha etkin mesleğimizi kullanabileceğiz. Kurumlarda görev alabiliyoruz. Eskiye göre daha rahat kurumlarda görev almamız ve dediğim gibi serbest eczacılık yapabiliriz. Ben şunu bu açıdan hiç bakmamıştım. Şimdi bize göre nedir? Doktora gidersin, ilacını alırsın. Hatta oradan çıkar yemeğini yer, biraz salınırsın. Ardından eczaneye gidersin. Hani çok yakınsa unutmazsın, hemen doktordan ben çıktıktan çıkardım. Sonra hemen karşıya eczaneye girersin ama eğer biraz uzaktaysa falan biraz o meşakkati uzatabiliyoruz. Dediğimiz gibi bize göre saat 7 çok erken bir saat. Ya eczane değil niye bu işte saatte kapanıyor gibi düşünebiliyoruz. Lakin arka planda bakın böyle de bir zor durum varmış. Bunun biz farkına varamadık. 9'dan 7'ye kadar ve cumartesi tam gün 9'dan 7'ye kadar çalışmak zor gerçekten. Yardımcılarımız için de zor. Onların mesai saatlerini ayarlayamadığımız için dönüşümlü çalıştırmak zorunda kalıyoruz onları. Nöbet usulü çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ayda bir ya da 20 günde bir nöbetlerimiz var. Ertesi gün iznimiz yok. Nöbet hakkımız yok. Mesela Avrupa'daki meslektaşlarımız reçete başına meslek hakkı alırlar. Türkiye'de öyle bir şey yok. Evet. Sadece ilacı sattığın zaman elde ettiğin kârdır sana kalan. Nöbet tuttuklarında nöbet farkı alırlar. Bizde o da yok. Yani bu tarz iyileştirmeler yapılmalı. Çünkü İstanbul'da gerçekten dükkan kiraları, eleman paraları ve aynen ilaç fiyatlarımız çok fazla indirildi, düşürüldü. Yani onlardan elde edilen %20-25 karla eczaneleri döndürmek artık biraz zor olmaya başladı. Hani biz de burada büyüklerimizden
biraz bizi de görmelerini ve düşünmelerini sizin vasıtanızla evet, isteyelim. İstiyoruz. Biz her ne kadar dosyalar götürsek de evet. Televizyon ekranlarından da halkın huzurunda böyle bir destek ve yardım isteyebiliriz. İyileştirme diyelim. İyileştirme böyle isteyelim. Böyle güzel bir iyileştirme. Şimdi biz bu taraftan hiç bakmamıştık. Hı-hı. Hep kendi açımızdan baktık. Evet. Hep kendi açımızdan gördük. Bu tarafını görmemiştik. Şimdi ben çorbamın sevgili izleyicimiz bir yandan da yavaş yavaş terbiyesini hazırlıyorum. Yoğurdum vardı bir kase kadar. Yoğurdumun içerisine bir yumurta sarısı koydum. Şimdi 2 yemek kaşığı unumla 2 yemek kaşığını kavurdum. Orada ve bir su bardağı sütümle destekledim. Bıraktım. Üzerine birazcık su koydum. Şimdi geriye kalanı yine 2 çorba kaşığı un ve bir kase yoğurt ve bir yumurta sarısıyla yine açtım. Tekrar çırpma telimle bir güzel çırpacağım ve ekleyeceğim. Bir de şu oldu son zamanlarda, işte gece mesela kalıyorsunuz, gece mesaileriniz var, sabaha kadar açık oluyor eczane, nöbetleriniz var. Burada biraz da güvenlik açısından da zor oluyor sanırım ki kepe kapatma kesinlikle, gibi bir kesinlikle. Olay gerçekleştirildi. Hırsızlıklar şimdi. Çok fazla. Hatta geçen ay Gazi Osman Paşa bölgesinde neredeyse her akşam 2 ya da 3 eczaneye hırsız giriyordu her akşam. Şimdi Ümraniye bölgesinde yine öyle bir seri hırsızlık. Arkadaşlarımızdan duyuyoruz, üyelerimizden. WhatsApp grubumuz var. Anında haberleşiyoruz birbirimizle. İşte o diyor benim eczaneme girdi, o diyor komşu eczaneye girdi. Bu kadar kolay nasıl hırsızlık olabiliyor? Genelde böyle hani ana cadde ve merkezi yerlerde ama oluyor demek ki. Bir de dediğiniz gibi nöbette gerçekten güven problemi var. Meslektaşlarımıza saldırılar olabiliyor, hırsızlıklar oluyor. Can kaybı yok elhamdülillah ama tabii hırsızlık onun psikolojik durumunu etkiliyor. Durumunu elemanlarımızı, hepimizi ama o korku yetiyor bir bize. Bir bayansınız ve gecenin saatinde sabaha kadar dükkanın kapısı açık, oradan bir hasta gelebilir amenna ama bir sapık da gelebilir. Kendini da, bilmeyen bir dengesiz de girebilir ya da o kapıdan. Yeşil reçeteyle, kırmızı reçeteyle ilaç kullanan hastalarımız, bağımlı hastalarımız gelebilir. Evet. Yok deseniz saldırıyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Yani gece gerçekten nöbet zor. Odamızın, İstanbul Eczacı Odası'nın bir güvenlik kuruluşuyla anlaşıp en azından nöbetçi eczanelere hizmet vermesi olabilir aslında. Bu bizi çok rahatlatır. Fikir. Evet, çok güzel bir fikir. Böyle bir şey yapılabilir. Yine emniyetin kolluk kuvvetleri ring atabilirler nöbetçi eczanelerin orada. En azından polis otosunun ya da ekibinin o bölgede dolaşıyor olması hırsızlar için caydırıcı olacaktır. Hı hı. Çok güzel bir fikir. Dediğiniz gibi sokaklarda artık bekçiler var. O yeniden yaşatılmaya başlandı. Maalesef ki biz Müslüman bir ülkede güvene ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Bu tür şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Demek ki biraz bazı şeylerin ucunu kaçırdığımızın bu göstergesidir. Şimdi sen onu yaparken ben de burada benim milföylerim erimeye başladı. Başladı mı? Saralım evet. mı o zaman? Ama önce bunların kurdelelerini kesmemiz tamam, gerekiyor. Bir şeyimiz var mı? Bir tabii. Makas, bir de bu şey fırın poşeti. Tabii istiyorum. Ki fırın poşetimiz de var. Tamam. Kurdelaları nasıl keseceğiz? Kurdelalarını nasıl keseceğiz? Şöyle şimdi diyeyim. Onu beraber keseceğiz zaten sizinle. Çorban bu arada kaynadı. Evet. Önüne biraz daha su takviyesi yapayım. En son tuzunu atacağım. Kesmemesi için tuzunu şu an koymuyorum. Bir çay bardağı arpa şehriye koydum. Tel şehriye olabilir. Yıldız şehriye kullanabilirsiniz. O da olabilir. Ben sadece arpa şehriyeyi tercih ettim. En sonunda üzerine hellim peynirlerimi koyacağım. Yine bir tereyağı içerisinde var ama siz ekleyebilirsiniz üzerine. O da olabilir. Şimdi kurdelalarımız bunlar ben, mı? Evet, şu şekilde şeritler keseceğiz. Bagetlerimizi bağlamak için, açılmasın diye. Evet. Bir de yiyenler yerken biraz zahmet çeksinler de kıymetini bilsinler diye. Yerken zahmet çeksinler diye. Yok, biz yok. Yemeği hemen lezzetli bir şekilde yesinler, bitirsinler diye bakarız. Şimdi ama hani böyle kapalı olunca, paketli olunca merak edilir ya bunun içinden ne çıkacak diye. Evet. Ama güzel bir onları fikir. Onları biraz meraklandıralım. Şöyle ortalarından şu şekilde oluyor, onları açıyorum ben. Şöyle onları uzun uzun koyalım. Evet. Kurdelalarımızı kestik sevgili izleyicilerimiz. Şöyle dolap poşetinden kurdelalar. Bu arada Zehra Hanım maşallah mutfakta da çok maharetli. Bilmediği, yapmadığı yok. Yok Eli de yok. Oldukça lezzetli. Tam şimdi bir
Anne. Tam bir anne. Dört çocuk annesi. Maşallah. Hatta anneanne. Anneanne. Kızım olan. Kızım var bir tane. Meryem'im var. Çok tatlı. 30 aylık şu an. Ama Ankara'da. Çok özlüyoruz. Sık ay, sık. Ay dayanamazsınız. Evet. Yok, onlar da geliyorlar. Biz de gidiyoruz. Buradan Meryem'ime ve bütün anneannelere çok selam ediyorum. Şimdi biz hanımlar eldiven kullanmıyoruz. Fatma yok, Hanım zaten yok. Ellerimizi yıkattı. Mutfak tezgahı sürekli temizleniyor gördüm. Şimdi ne yapacağız? Bir tane malzemelerimizi karıştırmak için ben senin mutfağını da biraz öğrendim. Tabii tabii. Şöyle alalım. Tamam. Salçamız vardı. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir kaşık alacağım. Şurada var hocam. Orada da var. Burada da normal istiyorsan. Çok orada. Azıcık bir suyla bunu hemen açmam gerekiyor. Soğuk su mu istersiniz? Sıcak. Olur. Sıcak, soğuk hiç fark şuradan etmiyor. Şuradan vereyim. Gelin bir tık. Sıcak çok olmasın ama. Şöyle. Çünkü milföy öğretir. Tamam. Şöyle bir açmaya çalışın olmadı. Ben size birazcık da soğuk desteği sağlayayım. O da neden? Birazcık böyle buna baharatları şey yapacağım. Onu... Sos yapacaksın. Sos hafif yapacağım. Yani, hafif böyle lezzetli olsun ama çok da sulu olmasın. Çok sulu olursa milföyü yumuşatır. Şöyle. Şimdi baharat istiyorsun. Şimdi tuz istiyorum çok az. Birazcık nane alabilirim. Kekik ya da nane. Şöyle nane koydum. Tamam yeter. Biraz da karabiber alabilirim. Çok azıcık. Yarım çay tamam, kaşığı yeter, koydum. Yeter. Şimdi bunu böyle karıştırdıktan sonra şimdi malzemelerimi teker teker atacağım içine. Garnitürleri atıyoruz yani. Garnitürü birazcık böyle sade sade olmasın da hani hafif daha lezzetli olsun gibi. Evet, kasemize garnitürlerimizi atıyoruz sevgili izleyicilerimiz ama biz burada duruyoruz. Kısacık bir reklam arası vereceğiz. Tavuk sarmalarımızla birlikte tekrar devam sizinle edeceğiz. Olacağız. Tekrar hoş geldiniz efendim. Biz reklam arasında bekledik. Hiçbir şey yapmadık. Zehra Hanım'la birlikteyiz. Tavuk sarmalarımıza devam ediyoruz. Nasıl yapacağız Zehra Hanım? Şimdi bir çorba kaşığı kadar garnitürümüzden dibine koyacağız. Şöyle yayarak. Milföy hamurlarımızı birazcık yumuşattık. Şimdi ev usulü kendi hazırladığımız garnitürümüzü yerleştiriyoruz. Evet. Ben de merakla bakıyorum. Bu arada çorbamız kaynadı. Şehriyelerini eklemiştim en son. Biraz daha şehriyelerin pişmesini bekliyorum. Piştikten sonra helin peynirini atacağım ve ocağımın altını kapatacağım. En son üzerine birazcık nane güzel olabilir. Şimdi ne şimdi oluyor? Şimdi Fatma Hanımcığım ben senden yardım alacağım tabii, şimdi. Tabii ki. Bunu böyle buraya koyacağız. Şöyle çektireceğiz dört bir tarafından. Reklam arasında biraz fazla yumuşadık. Şöyle birleştireceğiz. Bohçalayacağız. Evet ve buradan bir kurdele yapacağız. Kurdeleyi siz yapın ilkini, ben tutayım. Tamam. Sizden bir göreyim ben onu. Şöyle. Bu alüminyum folyoyla da yapılıyor ama ben alüminyumu çok doğru bulmadığım için hani ısıyla beraber sağlıklı olmuyor. Bu şekilde hazırladık. Evet, ve yağlanmış alalım. Tepsimizi şöyle ha, alalım. Bu tarafı alalım değerli tamam. İzleyicilerimiz görsünler. Görsünler. Evet. Tepsimize şu şekilde koyabiliriz. Eğer fırınımız darsa şu şekilde de olabilir. Fark etmiyor. Hemen bir daha. Tavuklarımızın bazısı tombik, bazısı evet. Zayıf. Kim diyete mi gittirsek ne yapsak Leyla Hanım? Ne dersin? Tombik tavuk her zaman iyidir. Diyete mi? O dağılan kısmı altı alırız. Hiç üstteki sorun değil, değil mi? Görüntüyü çok şey yapmıyor. Şöyle bir fiyon kolay açılıyor zaten. Evet. Tamam, sonra bunlara yumurta sarısı süreceğiz. Ve fırına vereceğiz. Kızgın fırın tabii. Bu arada fırınımızı açtı Fatma Hanım. Evet, reklam fırınımız evet, ısınmaya devam ediyor. Şimdi şunu da tutturuyoruz. Çok kolay bir yemek. Çok kolaymış. Evet ve özellikle çocuklar hep şey diyorlar. Zehra teyze hani sen bizi bir kere yapmıştın ya. Tavukta bir şeyler vardı ya. Tavukta bir şeyler. Bir aradan 10 sene geçiyor hala unutmuyorlar. Özellikle çocuk misafirleriniz varsa mutlaka yapın. Hem tavuğu seviyorlar hem de böyle. Börek görünümünde. Börek görünümünde aynen. Dediğim gibi çayın yanında da olabiliyor.
ama gerçekten güzel olacağını şu anda hissedebiliyorum. Güzel oluyor, güzel oluyor. Gerçekten. Ben zaten milföyü çok severim. Ben de çok boş severim. Boş hali bile çok lezzetli aynen gelir bana. Bir de böyle sunumu da güzel oluyor. Çok hoş oldu. Bir tane daha şöyle güzel şöyle ben var. Şunu da şöyle yatırayım aslında. Bence şey olsun. Bohçaladım. Bohçaladın mı? Tamam. Şöyle sardım Zehra'nın. Oldu. Ben de şöyle hemen bağlıyorum. İşte burada benim kızlarım devreye giriyor. Ve biz kızlarla mutfakta. O zaman sizin kızlar da iyi yemek yapıyor. Çok. Aha, beceriklilerdir. Beceriklidirler. Evet. Öğrenmişlerdir annelerine. Öğrendiler. Ben küçükkenden itibaren böyle çekinmem onlara. Hani malzeme ziyan olacak falan değil. Alışsınlar, elleri kırılsın. Hı hı. Çok güzel oldu ama ya. Şöyle bir gösterelim sevgili izleyicilerimize. Bakın. Evet, buyurun. Ne kadar güzel bir bohça. Çok şirin oldu. Şimdi diğerlerini de yapalım. Tamam. İki tane daha kaldı. Evet. Şunları alabiliriz. Şöyle. Tekrar garnitür koyacağız. Garnitürümüzü fazla yapmışız. Ama bu çok şık bir yemek oldu. Yani bir misafir ağırlamada falan çok güzel olur. Masada duracak şekli bir düşünsenize sevgili izleyicilerimiz. Ve misafirleriniz merak eder. Ne var acaba bunun için? Nasıl bir şey diyorum ya. Bohçalı mohçalı kurdeleli evet acaba içinden ne çıkacak bunun diye merak ediyorlar gerçekten. Bu fikri siz mi buldunuz? Ben bu fikri evet ben buldum sayılır. Değişik bazen şey oluyor, hani parça etim oluyor. Onlarla da yapıyorum ama tavuk kadar güzel olmuyor. Şimdi mesela garnitürüm arttı ya, onu koyarım dolaba. İşte az bir şey de yarın öbür gün kuşbaşı yaptıysam onlarla beraber karıştırıp, haşlanmış kuşbaşıyla karıştırıp garnitürü falan tekrar değerlendiriyorum. Kurdele gibi bağladık. Süslü püslü, cicili bicili tavuk sarmalarımızın son aşamasına geliyoruz. Şimdi bitti bile. Boşluk açtık. Tamam. Tavuklarımızı daha önce ne yapmıştık? Haşlamıştık sevgili izleyicilerimiz. O nedenle fırında çok fazla tutmayacağız yo, sanırım. Yok, sadece üstü kızaracak. Dediğim gibi hani 15 dakika bile kızgın fırında milföy güzel kabarıyor. 15 dakika yeter. Üstüne yumurta sarısı süreceğiz. O zaten çabuklaştıracak. Bağlayayım şuradan. Ama ben hiç tek başıma bağlamayı beceremedim. Belki becerikli hanımlar vardır. Belki kızlarım olduğu için. Sürekli bunda hep yardımcım var bu yemeği yaparken. Ama çok maşallah sabırlısınız. Çünkü bu tür detaylarla her hanım uğraşmaz. Yok, ben, siz yemek yapmayı ve mutfağı seviyorsunuz. Süslü yemek yapmayı seviyorum. Süslü yemek yapmayı seviyorum. Basit yemekleri değil. Evet. Şimdi yumurta sarımıza çok az bir şey yağ koyduk. Bunu böyle altına sürmüyoruz. Yapışıyor bu sefer tepsiden kalkmıyor. Altına gelmeyecek. Sadece üstüne gelen yerlerimize yumurta sarısını sürüp fırına vereceğiz. Sonra sizinle çok cici bir salata da hazırlayacağız değil mi? Evet, rengarenk bir salata evet yapacağız. Bu yine güzel, sunumu çok güzel bir salata. Ona benim çocuklarım bayılır. Bugün ne güzel bir menü olmuş değil mi? Sanki evet hissetmişiz. Aynen, aynen. Bizim evet en sevdiğimiz salatayı Fatma Hanım'la empati yapıp uzaktan kalp kalba karşı olunca insan sevdiğini, ne hissettiğini, ne istediğini bilir ya. İşte annelerin de böyle bir duygusu var. Çocuklar ne ister, ne biler. Hemen onu hisseder ve ona göre bir menü hazırlarlar. Bugün de biz iki anne karşı karşıya gelince hissetmişiz sanırım. Son yumurtalarımızı da sürüyoruz bu arada. Benim yeğenlerim öyle diyor. Yenge, sen davet ettiğin zaman çok merak ve heyecanla geliyorduk. Acaba yengemiz ne değişik yaptı öğrenelim diye. Genelde böyle sunumu güzel şeyler güzel oluyor. Mesela ben orman kebabı yaparım. Direkt onu tencere yemeği olarak vermem. Fırına atarım. Üzerine de haşlanmış patatesli şey yapıyorum. Püre. Evet. İşte süt, tereyağı. Birer kaşık üzerlerine koyup fırına veriyorum. Bir 10 dakika. Üzerlerine de kaşar o püreleri. Harika bir yemek oluyor. Çok da değişik oluyor. Güzel oluyor. Yani şey gibi hani kepçeyle çorbaya koyulan, tabağa konulan bir yemek gibi değil. Aslında bildiğin orman kebabı ama tavuklu ya da etli. İşte üzerine birkaç dokunuş yani değil mi? Yani sadece o küçük dokunuşlar bile çok şeyi değiştiriyor. Çok şey veriyor, lezzet veriyor ve görüntüde şıklık veriyor. Evet, size bir bu peçete, tamam peçete vereyim. Aha. Buyurun. Elinizi silebilirsiniz. Alacağım şimdi. Şöyle buraları da biraz kızartalım da. Tamam. Şimdi cici Fatma Hanımcığım, evet siz bunu fırına verelim. Aha. Evet, fırına götürüyoruz efendim. Kurdele şeklinde bağladığımız bohça tavuklarımız hazır. Bunu bence mutlaka deneyin, mutlaka siz de yapın. Çok pratik, çok hızlı ve çok kolay.
Milföylerimizi koyduk, fırına gönderdik. Tamam. Kalan garnitürümüzü de ne yapacağız? Buzluğumuza atacağız. O hazır olacak. Başka bir zaman ihtiyaç duyduğumuzu alacağız ve kullanacağız. Çorbamız da bitti neredeyse. Haşlandı. İçerisindeki şehriyelerimiz de oldu. En son hellim peyniri. Şöyle bir kalıp hellim peynirimi içerisine atıyorum. Bolca peynirli çorbam. Çorbam da bu şekilde tamamlanmış oldu. En son üzerine hafif tereyağı ve nane gezdirebiliriz. Çok lezzetli olacak. Böyle bir çorba. Bir de hellim dağılmıyor. Evet. Ondan bence hellim. Kaşar hellim olsa o atar. Sünecekti. Başka peynir olsa zaten yakışmaz. Hellim hem tuzsuz, hı-hı, hem de sert duran, kızartıldığında da bozulmayan bir peynir. Evet. Dolayısıyla çorbalarınızda, evet, da hellim peyniri özellikle domates çorbasına da çok, çok yakışır. Orada da, aha, kullanabilirsiniz. Ocağımı kapatıyorum. Sadece sıcağında birazcık kalsın peynirlerimiz. Biz bu arada salatamıza geçelim. Salatamızı yapalım ama ben salatamızı yaparken size çok enteresan gelmeyecek bir soru yönetmek istiyorum. Buyurun. Tam branşınızla alakalı. Şimdi hep ilaçları konuşuyoruz. Hı-hı. Hep eczacılardan, hı-hı, konuşuyoruz. Eczanelerden konuşuyoruz ama neden ülkemizde ilaç üretilemiyor ya da üretilmiyor, evet, üretilebiliyor da biz mi farkında değiliz? Buna yönelik çalışmalar var mı? Şimdi son yıllarda var. Hı hı. Çok sevindirici. Ve devletimizin bu konuda destekleri de var. Şimdiye kadar bir devlet politikası olarak Türkiye'de hemen hemen bence sadece ilaç değil hiçbir şeyin üretimi yapılmamış. Biz hep hazır alıp tüketen bir toplum olmuşuz. Evet. Dışarıya bağımlı ve borçlanan bir toplum olmuşuz ki ilaç çok önemli. Hani bir savaş olsa, bir ambargo olsa, dışarıdan ilaçlarınızı alamıyor olsanız hayati ilaçlarda gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Onun için çok yanlış bir devlet politikasıydı ama şimdi devletimiz yerli ilaç sanayini destekliyor ve özellikle hayati ilaçlarda Türkiye'ye de üretimleri noktasında destek veriyor, onu biliyoruz. Hı hı. Biz eczacıların da içinde bulunduğu, Ankara'da, Bursa'da da eczacılarımızın olduğu ve İstanbul'da yine farklı eczacılarımızın da olduğu bir başka bir başka kuruluşumuz daha var. Pharmax adında bir şirket kurduk 100 eczacı ortaklığıyla. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Yani bir anonim şirket ve 100 tane ortağı var. Bu şirketin özellikle Türkiye'de tıbbi bitkiler, endemik bitkiler biliyorsunuz çok fazla var ve biz bunları toplayıp hep dışarıya gönderiyoruz. Bunları Türkiye'de değerlendirmek, Türkiye'nin işte bu sizin dediğiniz ilaç üretimine katkıda bulunabilmek ve gelecek nesillere, öğrencilerimize, evet, bir miras bırakabilmek için böyle bir kuruluş kurduk. Çok da güzel ilerliyor. Herkes baştan bayağı bir korkmuştu. İşte 100 ortaklığı nasıl olacak, yürüyecek mi, yürümeyecek mi, ama biz bir aile gibiyiz gerçekten. Çok da iyi anlaştığımız için bence çok da güzel ve bereketli bir şirket oldu. Şu an gıda takviyeleri alanında ürünlerimiz var. İşte balık yağlarımız, evet, çörek otu kapsülümüz, formülü sadece ilk defa bizde üretilen öksürük şurubumuz tamamen bitkisel. Hem kuru hem balgamlı öksürüğe çok güzel geliyor. Çocuklarımız için multivitamin şuruplarımız, büyüklerimiz için tabletlerimiz ve bağışıklık destekleyici, antibiyotik kullanmadan hastalıkları iyileştirecek ürünler ürettik. Yani bu bizim için güzel bir gelişme. İnşallah gençlerimiz bizden sonra bu şirketi çok daha iyi yerlere götüreceklerdir diye düşünüyoruz. İnşallah. Türkiye'de kesinlikle yerli ilaç sanayinin güçlendirilmesi gerekiyor. Artık ilaçta kimyasaldan daha ziyade bitkisel olana yönelmek gerekiyor. Ama eczacıların şöyle de bir sıkıntısı var gerçekten. Hani aktarlarda satılan ürünlerin çoğunun nasıl toplandığını, nasıl saklandığını bilmiyoruz. Hani bir ürünün etki edebilmesi için, bir bitkinin etki edebilmesi için doğru zamanda toplanması çok önemli. Doğru kurutulması çok önemli. Güneş görmeden rüzgarda kurutulacak. Temiz bir bezin üzerinde kurutulacak, rutubet olmayacak. Ki biz o bitkiden fayda sağlayabilelim, yoksa çöp içmiş oluyoruz aslında. Halkımız bu konuda çok bilinçsiz. Yani internette duyduğu ya da gördüğü, reklamını gördüğü her şeyi almak istiyor. Hı hı. Ama bunun eğitimini alabilen, okullarda, fakültede öğrenen tek meslek eczanedir.
Şimdiye kadarki politikalar sebebiyle raftan ilacı al, üzerini yaz ver pozisyonunda çalışmış olsak da işte biz yeni nesle kişiye özel ilaç hazırlama tekniklerinin ve alanının açılması gerektiğini düşünüyoruz ve hem Eczader hem Pharmax bu konuda bir öncü olmaya devam edecek. Çünkü herkesin bünyesi farklı, bünyeye özel ilaç üretilirmiş eskiden ve insanlar daha az hasta olurlarmış. Biz şimdi çok sık hastalanıyoruz. Bünyeye özel ilaç. Şimdi fabrikasyon, herkes aynı şeyi alıyor. Aynen ve bir işe yaramıyor. 15 evet. günde bir, 20 günde bir doktordasınız ve böbreklerinizi, karaciğerinizi yoruyorsunuz. Türkiye'de bu alanda da güzel çalışmalar oluyor. İnşallah geleneksel tedavilere, bitkisel tedavilere dönmek zorundayız. Hem ülkemizdeki o Allah'ın bize lütfettiği bitkilerden faydalanmak adına, hem de dışa bağımlı olmamak adına, hem de sık sık hasta olmayıp bünyemizi yıpratmamak adına artık hani bu şuuru, bu bilinci geliştirmek zorundayız. Ama her önüne gelenden değil. Bu konuda eğitim almış uzmanlardan, o uzman da eczacı, bitkilerle ilgili tek eğitim alan, hatta 3 sene 4 sene eğitim alan fakülte mezunu, tek meslek biziz. Artık mesleğimizin bu konuya doğru evrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çabalarımız da var ve devam edecek. İnşallah gelecekte eczacılık çok daha güzel yerlerde olacak. İnşallah. Biz de sizin sayenizde aslında eczacılığın sadece ilaç satmak değil, olmadığını ve aslında eczacıların bitki üzerine uzman olduğunu, daha çok onların bilgisi olduğunu bu sayede öğrendik. Yoksa bilmiyorduk. Gerçekten bilmiyorduk. Bizim için eczacılık gidip satın aldığın bir ilacı değil, satan, değil, halbuki tamamıyla ticari düşünen bir vasıf halindeydi. Zihnen yani öyleydik. Yani eczacı o kimyasal formülün de her şeyini biliyor. Fakültede öğrendi. Yani o formül nereden başlayıp ilaç oluncaya kadar hangi aşamadan geliyor biliyoruz ama dediğim gibi genelde hazır bilgi ve kullanılmayan bilgi unutuluyor. Fakültede çok detaylı eğitim almamıza rağmen bunu kullanma alanımız yok. Mesleğimizi kullanma alanımız yok. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. Eczacılık evet. adına umutluyuz. Salatamızı ben bu arada yavaş yavaş evet. yapmaya başladım. Bir kısmını mor lahanayla yaptım. Şimdi bir kısmını da havuç ile destekliyorum. En son kalan kısmı da turşu ve yeşil biberle soğan. Yapacağız. Evet, yeşil soğan, maydanoz biraz destekleyelim. Orada biraz ekşimsi olsun. Başka bir şey eklemem ister misiniz? Mayonez koydum. Mayonez, ben limon da koyuyordum. Biraz çok limonu azcık, koyduk mu? Tuzunu koyduk. Tuzunu koyduk. Koyduk, tamam. Mayonezini koyduk. Şimdi benim yanımda sürekli şey vardır, kaşıklar. Hep tadına baka baka giderim, elli orada mı ama bunda yeterli olacaktır sanırım. İnşallah. Bir tek ona koydum. Diğerlerine de olmadı salatamız önümüzde. Zaten turşuya çok koymayabiliriz, turşulu olana. Buna ve buna olabilir. Limon olursa evet daha güzel olur. Biraz çünkü daha turşunun asidi ve ekşisi yetiyor aslında. Evet. Biz Zehra Hanım gerçekten sayenizde bunu öğrendik. Biz hep eczacılığa ticaret gözüyle baktık. Sadece ilaç satar, işte alabildiğince daha fazla alsın gözüyle baktık. Oysa ki yeri geldi eczacılar gerçekten alamayan, o dediğiniz gibi çok güzel bir hizmet yapmışsınız. İlacını alamayanlara destek oldu. Yeri geldi bir mahalle marketi gibi sabretti, bekledi. Ya değil da mi? Veresiye için defterini artık aynen. Eczanelerin hepsinin veresiye defteri ya da ödünç alabildiği hastaları vardır. Yani biz hastalarımızla bir aile gibi oluyoruz bir süre sonra. Yani onların çok rahat girip çıkabildiği, dertlerini dinlediği, kaynana gelin şikayetleri, hani şey diyorum, ücret almadan terapi yapan bir meslek grubuyuz gerçekten. Eczacılık aynı zamanda bir sosyal köprü de halkla devlet arasında. Yani hastaları doğru yönlendirebilmek, doğru hastanın doğru doktora gitmesini sağlayabilmek, ilaçlarını kontrol altında tutabilmek ve hani onun bünyesinin hangi ilaca karşı bağışıklığının olup ya da direncinin olup olmadığını bile bizler biliyoruz aslında. Bazen hani aile hekimi uygulaması gibi uygulamada bulundu eczaneler şimdiye evet, kadar evet. toplumda. Hastanın her şeyini takip ediyordu. Maddi, manevi, psikolojik, sosyal, bedensel, fiziki, ruhsal her türlü derdine derman olmaya çalışan bir meslek. Şimdi aile hekimlikleriyle
Bu olay biraz daha rahatladı. Evet, rahatladı. Evet. Aile hekimliği uygulaması da gerçekten çok doğru bir uygulama. Türkiye'de geç kalınmış ama sonunda... Yerini buldu mu diyorsunuz? Buldu. Yani olması gerekiyordu tabii ki. Yani bir doktorun bir hastanın her şeyini bilmesi ve takip etmesi bence çok önemli. Hı hı. Aile hekimliği uygulaması bunu sağladı. Yani, güzel oldu. Şimdi ama hasta da bunu istiyor. Yani ben gittiğim o doktorumu bulayım. Tabii. Hemen karşımda o olsun. Hı. O beni anlar. Ne de olsa geçmişte gelmiştim yanına ve dinlemişti. O hastalığımı biliyor diye. Hani hastaların da beklentisi buydu. Evet. Çok iyi bir oluşum oldu. Şimdi son olarak buna da turşumuzu ve yeşilliklerimizi alabilir miyim? Tabii. Şimdi önce soğanı katalım. Tamam. En fazla karışacak olan bu çünkü. Biraz hem ezilmiş olur. Şöyle ezdireyim o zaman. Evet. Biraz da maydanozumuzu da katalım mı? Bunu da biraz diriliğe gitsin. Tamam. Yavaş yavaş ekleyeyim onu da. Evet. En son turşuyu katacağız. Küçük. Evet. Hı-hı. Şimdi Fatma Hanım çok becerikli. Ben bu kadar küçük kasede asla yapamam. Ben çok hızlı yaparım ama arkamı çok dağıtarak yaparım. Kızlarıma güvendiğim için herhalde. Onlar böyle sürekli benim arkamı toplar. Ama bir, evde. Yani destek kuvvet var şimdi. Destek kuvvet ben var. Ben şimdi arkayı toplayacak Allah razı olsun. Benim de var. Yok demeyeceğim. Çünkü varlığına şükrettiğim bir insan var ama yine de dağıtmıyorum. Yormayalım ya. Yok. Elimizden geldiğince. Ben işte alışmışım ona. Ama siz bu kadar işi bu hızınız olmasa yapamazsınız. Yapamazsınız. Aynen öyle. Değil mi? Yani yetişinmez aynen. Hepsini. Biraz hızlı olmak. Yani biz kızlarla neresiniz? Akşam yemeğinin ben Afyon Sandıklı'yım. Öyle mi? Hı-hı. Yani bir Anadolu kadını işte böyle var, olur. Değil mi? Yani evet. Anadolu kadınlığı aynen. Var işin içinde. Annem çok güzel yemek yapar ve çok hamarattır sağ olsun. 75 yaşında eve hala daha kadın girmemiştir. Camını silmek için bile. Kendi işini hala kendi yapar. Tebrik. Öyle bir annenin kızıyım ben. Öyle bir annenin kızından da başka bir şey beklenmez aynen. Zaten Zehra Hanım. Maşallah iyi yani yansıtıyorsun. Biz kızlarla böyle bir saatte yarının yemeğini hazırlayıp mutfaktan öyle çıkıyoruz. İşte kimimiz sofrayı topluyoruz, kimimiz o arada yemeği hallediyoruz, kimimiz arkamızı topluyoruz derken sonra mutfaktan çıkıp çayımız da bu arada olmuş oluyor. İşte bir saat içinde hem mutfak toplanıyor hem yarının yemeği hazırlanıyor. Evet. Şimdi biz 3 çeşidi de yaptık. Yaptık. Sizden şey rica edeyim Zehra Hanım. Ne? Şöyle kabımız var ya. Kabımızı evet. Hem bir yağlayayım ufacık. Geldik bir en zor işe. Evet. En zoru sizi, bu. Sizi mutfak köşesine geri alayım. Şöyle bunu bir hafif şuna. Yağlayayım. Bir streç geçirdik kenarlarından ama. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne ekran olmaz. Ekran önünde rezil olmayalım diye. Tedbiri alalım, takdiri Allah'a bırakalım sevgili izleyicilerimiz. Biz tedbiri alalım da yine şöyle ufak bir yağlama işlemi gerçekleştiriyorum. Bu arada fırınımızdaki tavuğumuz o ne durumda? O pişiyor, ben görüyorum onu. Görüyor musunuz? Aha, bir görüyorum. Bakalım bakıyor, ne yapıyor. Bakmaya ne gerek yok, o biraz daha. Olacak mı? Biz bunu yapıncaya kadar yeterli bir süre onun için. Kalıbımızı yağladım güzelce Zehra Hanım, o da hazır. Şimdi anneye layık bir yemek hazırlayacağız inşallah. Kızarmış mı bir kontrol edeyim. Bir bak bakalım. Çok az kalmış değil mi? İşte çok az kaldı. Hafif biz, yükseltmiş. Biz bunu kalıptan çıkarttığımızda onu da fırından çıkartacağız. Evet. Önce yeşili mi koyalım? Ben öyle yapıyorum. Tamam, sen nasıl, nasıl yapıyorsun? İstiyorsanız. Tamam, size uyuyorum ben. Aha. Anne varken kıza laf düşer mi Zehra Hanım? Olur mu öyle şey? Şöyle dağıta dağıta. Tabii ben bunu elimle yapıyorum normalde. Atayım mı elimi içine? Atın el lezzeti değsin. Hiç değil sorun mi? Yok. Hiç bence sorun de. Yok. Valla anne elleyecek de ben onu yemeyecek miyim? Yani yeriz. Hiç problem değil. Kaşıyla düzeltebilirsiniz. Yani kaşıkla da düzeltilebilir ama. Elinizi atabilirsiniz. Keyfinize bakın. Bence de. Nasıl elin, rahat edersiniz? Elin lezzeti kimyası geçsin. Şimdi insanlar taşla şeyle şifa buluyorlar ya. Hı hı. Hani. Doğada gerçekten bence her şeyin bir fonksiyonu var. Hani yemeğin de elle yapılmasının bence hem şifası var hem de lezzeti farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben de o yüzden hani elle eldivenden ziyade araya bir kimyasal suni bir şey girmesin. Ha çok kokan bir şey olur. Turşu kurarsınız, köfte yaparsınız. Yani işe gideceksiniz. İşe gideceksiniz. Hani şey ha, eliniz kokmasın diye bir eldiven kullanabilirsiniz ama hı hı. Suni ve kimyasal olan hiçbir şey bence güzel araya değil. Araya şimdi turuncuyu getiriyorum. Evet, araya turuncuyu koyacağız. Evet, en son olarak da moruk koyacağız. Kapatacağız ve servisimizi yapacağız. Şöyle bir kısım dengelemeye çalışıyorum. Hı-hı. Diğer bir parçayı da şuraya atayım. Tamam. Şimdi onu da kaşıkla yapıştıralım. Bunu da yapıştıralım. 3 kat yapacağız. Evet. Bu bizim triplex villamız gibi olacak. Katları geziyoruz böyle. Bu da çok şık oluyor. Hani sofraya koyduğunuzda dilim dilim kestiğinizde görüntüsü de güzel oluyor. Hani normal böyle doğrayıp da şunu bunu karıştırdığım bir salatadan
sunum olarak daha lezzetli. Aynı lezzet ama daha güzel görüntü bir görüntü. Görüntü olarak evet. Çok farklı bir görüntüye dönmüş oluyor. Son katımızı da atıyoruz. Ardından fırınımıza ben bir gideyim. Tekrar tamam. Bir bakayım durumumuz nedir. Sen fırınını hemen onu da getireyim. Tamam, o olmuş çok güzel. Zehra Hanım nasıl görünüyor? Bilmem, bence güzel. Olmuş mudur? Yani ben hani kolay, hızlı olabilen, pratik olabilen bir yemek olsun istedim bugün. Evet. Çalışan hanımların şey yapabileceği. Hani içinin garnitürünü de dediğim gibi hazır da alabilirler, yapabilirler de. Ya da benim gibi hazırlayıp dondurucularına üzerine bir cam kalemiyle poşetlerin üzerine tarih yazıp koyduğunuzda da. Şimdi sunumlarımızı hazırlayacağız, tepsimizi hazırlayacağız. En son soframızı kuracağız. Soframızı hazırlayalım. Sevgili tamam. İzleyicilerimize soframızla birlikte teşekkür edelim. Tamam, edelim. Zehra Hanım, tavuklarımızı hazırladık, servisimizi de yaptık ama çok güzel görünüyorlar. Teşekkür ellerinize ederim. Sağlık. Salatamız da çok güzel evet. Oldu. Özellikle çocuklara, her ikisini de çok seveceklerdir. Anneler çok kısa sürede hazırlayabilirler. Çocuklarımız da afiyetle yerler. Misafirlerimize de çocuklarımıza da çok güzel bir menü oldu bence. Evet, oldukça güzel oldu. Sizden rica etsem bir dilim şöyle pasta keselim gibi kessek mi? Salatamızdan. Tamam. Ben de o esnadan çorbamızın servisini yapayım. Evet. Pellim peynirli çorba yaptık bugün sevgili izleyicilerimiz. Yine Zehra Hanım bizim için çok güzel bir tavuk sarma yaptı. Ve yanına 3 renkli salata yaptık. Salatamız da oldukça hoş duruyor. Yani bence bunun sofraya lezzeti de çok güzel. Anneler emin olsun. Bu sofraya dayanamazlar tabii ki Zehra evet. Hanım. Yani çocuklar olsun, büyükler olsun. Zehra Hanım bize ne yapacak bugün diye koştur koştur geleceklerdir eminim. Böyle bir sofrada ağırlanmayı herkes ister diyoruz. Şöyle çorbamızı da yapalım. Pancar turşusu da yapabilirler en alta. Mor lahana ya da pancar turşusu. Ama üç katlı bu şekilde gerçekten güzel oluyor. Evet, sizin çorbanız da nefis görünüyor. Bizim çorbamız da hazır. Şu şekilde servisimizi yaptık. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi hanımlarımızı inşallah yine mutfağımızda ağırlamaktan onur duyarız. Teşekkür ediyorum ben de. Hem size, hem Akit TV yöneticilerine, hem de ekranı başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimize. Pratik, kolay, lezzeti güzel, sunumu da güzel yemekler hazırladık sizinle. Sizinle mutfakta olmak, beraber aynı havayı teneffüs etmek güzeldi. Çok teşekkür Allah ediyorum razı olsun. Ağırladığınız için. Tüm meslektaşlarıma da sağlıklı, huzurlu, bol bereketli kazançlar diliyorum. Eczader'le en kısa zamanda tanışmalarını istiyorum. Eczacılar Dostluk Dayanışma Derneği onları bekler. Evet, sizi sosyal medya adreslerinizden de takip edebilirler. Söyleyelim. Eczader o TR yazdıklarında bize en kısa zamanda ulaşabilirler. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine Eczader'i takip etmeyi, destekte bulunmayı ya da sizin bir ihtiyacınız varsa hangi kapıya gideceğim diye bilemiyorsanız buyurun gelin Eczader'de inşallah size kapı her daim açık diyoruz. Sevgili eczacılık öğrencileri ya da eczacılığı düşünen her kim varsa ve biz bugün Eczader'i ağırlamaktan çok mutlu olduk. Teşekkür ellerinize ediyoruz. Sağlık diyoruz. Sağ ve diyoruz ki sevgili izleyicilerimiz maalesef biz ailen sürenin bugünlük de sonuna geldik. Sohbetimize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle birlikte buluşmayı umut ediyoruz inşallah. Ve diyoruz ki sosyal medya adreslerimizden özellikle de Instagram'da FC Mutfakta Hayat'ta sizleri bekliyor olacağım. Ve Facebook'ta Fatma Şakır olarak beni bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.